Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kitaplarımı tanıtıyorum videosu çekiyorum. Evet. Yani evimde olan bütün kitapları size tanıtacağım. Yani şöyle diyeyim, bazılarını okuyorum, bazılarını da okumuyorum. Çünkü bazılarını seviyorum, bazılarını sevmiyorum. Sevdiklerim ve sevmediklerim olarak da ayıracağım bu videoda. Size de söyleyeceğim hangilerini seviyorum, hangilerini sevmiyorum. O zaman hadi videoya geçelim. Evet, şimdi ben direkt elime gelenden başlıyorum. Bu babaannemden masallar, ters duruyor tabi. Böyle yapsam düz durur mu? Hayır, durmaz. Babaannemden masallar isimli bir kitap bu. Bunu daha hiç okumaya başlamadım. Yani zaten bu şimdi size göstereceğim kitapların birçoğunu daha okumaya başlamadım. Bu arada size şu kitap ayracını birazdan göstereceğim. Bekleyin. Onu görmeniz lazım. O sana sürpriz olsun. Evet. Bu babaannemden masallar çocuk klasikleri olarak öykülerdenmiş. Yani masallar var bunun içinde anlayacağınız. Bunları daha hiç, dediğim gibi bunu daha hiç okumaya başlamadım. Arkasını okuyalım hemen. Arkasını da okumadım ben bunun. Altın Işık kitabında Ziya Gökalp'in babaannesinden dinlediği masallar varmış. Doğruluk, dürüstlük gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, aile bağlarının korunması, kötülere boyun eğilmemesi gibi erdemlere yapılan vurgu kitabın hemen hemen her sayfasında derinden hissedilir diyor. Altın Işık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu idare olojisini oluşturan figür adamlarından biri olan Ziya Gökalp'in en önemli eserlerindendir diyor bu kitap için. Evet, bunu da okumaya başladığım zaman zaten görüşlerimi size bildiririm. Buna seviyorum veya sevmiyorum diyemeyeceğim şu anlık. Ve bunu zaten hiç okumayacağım. Yani buna da şey demeyeceğim. Hiç, yani okumaya başlamadım daha sonra başlayacağım demeyeceğim. Nereden geldiğini bilmediğim bir kitap. Rafadan Tayfa. Ne arıyor burada bilmiyorum. Çünkü bunu zaten hiç değerlendirmeye bile almıyorum. Direkt yallah gitsin. Evet. Buna da daha başlamadım. Bunu en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Çocuklar için Nutuk. Evet. Bunu okuyacağım arkadaşlar. Keşke bunu Cumhuriyet Bayramı'nda tanıtsaydım. Evet, arkasında yazıyor: sevgili çocuklar, kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız diyor. Sizler geleceğin birer yıldızı ve güneşisiniz. Ülkemizi aydınlığa sizler kavuşturacaksınız. Siz çocuklardan çok şey bekliyoruz demiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet, bu kitabı da en kısa zamanda okuyacağım dediğim gibi. Sıradaki kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu ben bir zamanlar İngilizce kursuna gidiyordum. Onun için bizden şey istediler, İngilizce kitap istediler. Ben bu kitabı zaten İngilizce kursundan da çıktım, İngilizce tamamen öğrenmeden. Bu kitabı da belki aslında çevirerek okuyabilirim. Onu daha sonradan düşünürüm. Ama şu anlık öyle bir düşüncem yok. Bu da böyle bir kitap. The Prince and the Pear, anlamadım. Boş verin. Ve Ali Kuşçu. Bu kitap benim değil. Bu kitap kuzenimin arkadaşlar. O gelip burada kaldığı için, burada kitapla okuduğu için bunu getirmiş. Eve götürmeyi de unutmuş. Bizde duruyor yani. Bu da Ali Kuşçu, Osmanlı'da astronominin kurucusu. Ali Kuşçu, bilimin öncüleriymiş. Yani burada öyle yazıyor. Arkasını okuyayım. Ali ayın kuyudaki yansımasıyla çok küçükken tanıştı. Ona seslendi, arkadaş olalım mı? Ay, olur ama benim dostluğuma giden yol çok zahmetlidir dedi. Olsun dedi Ali. Ali, gezegenimiz dünyanın verdiği ipuçları yardımıyla aya, güneşe ve yıldızlara giden yolları keşfetmek için ona yol gösteren öğretmenlerinin dizinin dibinde çok çalıştı. Sonunda o da
kendinden sonra gelen bilginlere yol gösteren bir yıldız oldu. Şunları da göstermek istiyorum. Arkasında daha birçok bilimin öncüleri var. İbn Sina var, Farabi var, Razi var, İbn Heysem, Ulubey, Ali Kuşçu bu kitap, İbn Baytar var bir de. Sadece bunlar varmış. Bu kitap aslında size önerebilirim. Gerçi ben bunu da hiç okumadım ama olsun. Ve bu da yine benim kitabım değil arkadaşlar. Salyangoz Avcıları. Bu da benim kitabım değil. Ama belki daha sonra okumayı düşünebilirim. Bunun da arkasını okuyalım. Fesleğen köyüne hoş geldiniz. Bu köyde inekler çikolatalı süt veriyor. İnsanlar tuzlu kremalı çaylar içiyor ve tereyağında demlenmiş salyangoz dolması yemeye bayılıyor. Balina kemiğinden yapılmış evlerde her gün bambaşka maceralara atılan çocukların ise tek bir günü bile sıradan geçmiyor. Günün ilk ışıklarıyla büyülü bir kayağa binerek binlerce yıl öncesine giden çocukların bu masalı yolculuğuna eşlik etmek ister misiniz? Masalsı yolculuğuna eşlik etmek ister misiniz diyor. Yanlış okudum. Salyangoz Avcıları bu da. Bunu da okuyup önereceğim size, daha okumadım bunu da. Çoğu kitabı zaten okumadım. Şimdi elime geçti İstanbul'un Sırrı. Ben yeni Sessizliğin Sesi diye bir kitap bitirdim. O burada mı acaba? Şimdi buradaysa göstermek istiyorum. Burada değilmiş. Ben buna yeni başlayacağım. Bugün bu kitaba başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi İstanbul'un Sırrı. Arkasında yazıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Diğer bir deyişle Boçe. Boçe ne dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim. Bilgisayar oyunları çocuğu Eren demek tabii ki de canım. Bilgisayar oyunları yüzünden kendimi tamamen dijital dünyaya kaptırmışken bir gün hiç beklemediğim bir şey oldu. Ne mi oldu? Ne olacak? Dedemlerin mahallesinde yaşayan macera sever Zeynep ve Cüneyt ile tanıştım. Her şey Zeyneplerin evinde keşfettiğimiz yer altına açılan kapağı kaldırıp dehlize girmemizle başladı. Kendimizi bir anda maceranın tam ortasında bulmuştuk. Yer altında bizi nasıl bir macera bekliyordu? Dehlizde hiç beklemediğimiz anda karşılaştığımız kişi aslında kimdi? İstanbul'un gerçek sırrı neydi? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız haydi çevirin sayfaları, macera ve tarih dolu eğlenceli yolculuğumuza siz de katılın diyor bu kitapta. Bunu önerebilirim. Çünkü beğeneceğimi düşünüyorum bu kitabı. Bu da seneler önce almış bir kitap. Ben şu anda 11 yaşındayım şu anda. Bunu da aldıkları zaman 5-6 sene önce olsa gerek. Allah beni seviyor. Yani bunun içinde şeyleri anlatıyor. Çocuklara dini öğretmek. Daha ne diyeyim? Ne diyeyim diyemedim. Yani israf etmemek. Bunun gibi kötü şeyleri değil de iyi şeyleri anlatıyor. Evet. Bu arada hala ayrıcı göstermedin diyorsunuz. Evet ama sonraya saklıyorum. Çünkü o çok komik bir kitap ayrıca. Evet. Ben bunu okuldan aldım. Yorgunluk ve başa çıkma yolları. Bu. Arkasında çok yazıyor ve bu kitabı yazan da Profesör Doktor Emin Ergen yazmış bu kitabı. Arkasını okumayacağım çünkü çok uzun. Ayrıca İngilizce şeyler de var. Onun için onu okumayacağım. Bu şimdi şu anda burada bundan sonra gösterecek olduklarım zaten birçoğunu da şu ana kadar gösterdiklerimi okumadım dediğim gibi. Ama bundan sonra gösterecek olduklarımı da hiç okumadım yani. Hiçbirine birkaç sayfa başladım, hiç okumadım. Evet. Hangisinden devam etsem? Tamam. Çetin Ceviz ve Mucide.
Kim yazmış? Sinan Yaşar yazmış. Sıra dışı bir arkadaşlık hikayesi. Bakalım arkasına. Kedi ağacında kafama iki tane elma düştü. Kiraz ağacından düşen iki elma. Ben daha ne olduğunu anlayamadan birisi konuşmaya başladı. Gökten iki elma düştü. Biri sana, biri yanındaki köpeğe. Üçüncüsü düşmedi çünkü o benim elimde. Daha önce hiç görmediğim bir kız ağacın dalına oturmuş gülerek bana bakıyordu. Elinde tozlu kalın ve eski bir defter vardı. Daha doğrusu düzgün yüzünü bile göremeden ağaçtan atlayıp uzaklaştı. Her gün aç bile peşin... Her gün aç bile peşinden koşamayacak kadar şaşırmış, donup kalmıştı. Her gün aç köpeğe mi acaba? Evet. Kendimi sonsuz evren içinde meteor yağmuruna tutulmuş bir gezegen gibi hissediyordum. Sinan Yaşar'ın ikinci kitabı olan Çetin Ceviz, sıra dışı bir arkadaşlık hikayesinde gelişen arkadaşlık bağlarını, akla hayale gelmeyen yolculukları ve uzaya dair birçok bilinmeyen gerçekleri okuyacaksınız diyor bu kitapta da. Merak ettim bunu. Okuyabilirim. Ve evet. Kim kardeşler? Bu kitap. Kim kardeşler? Bunu da okuyacağım. Jules. Boş ver, okuyabildiğim gibi okuyacağım bunu. Jules Verne yazmış bu kitabı. Ünlü yazar Fransa'nın Nantes kentinde 8 Şubat 1828'de doğdu. Avukat olan babası onun da avukat olmasını istiyordu. Jules Verne macera hevesi yüzünden 11 yaşında evden kaçtı. Değişik insanları ve değişik çevreleri görmek istiyordu fakat bindiği gemide babası tarafından yakalandı. Jules Verne hukuk öğrenimi görmeye başladı. Paris'e gitti, orada tiyatro oyunları yazdı. Çağın ünlü yazarı Alexandre Dumas Per ile tanıştı. Dumas'ın yardımıyla tiyatroda iş buldu. Daha devam etsem mi bilmiyorum. Zaten onun hayatını anlatıyor burada. Onun için boş verin, devam etmeyeceğim. Ve evet. Bunu da merak ediyorum. Kasım Tiryaki yazmış bunu. Derenin Türküsü. Buna hiç aklıma gelmedi. Buna evet biraz başlamıştım ama sonra kapattım. Kahramanımız Hebo, serinin bu ikinci kitabında gizli sığınağının izini sürmeye devam ederken dereyle ve doğayla olan ilişkisi de giderek daha sıkı bir hal almaya başlıyor. Uzaklara çıplak ayaklarını bastığı toprağa avuçlarından kayıp giden gümüş rengi balıklara, uçsuz bucaksız gökyüzüne, Maralı'nın gözleri gibi ışıldayan yıldızlara, kısaca tüm doğaya duyduğu sevgi Hebo'yu evrenin müzeyiyle tanışıklığa götürürken aynı zamanda ona sonsuz bir gizemin de kapısını aralıyor. Annesinin hastalığıyla başlayan ve yüreğini darlatan hüzünlü günler. Kafa dengi bulduğu dervişle hayatına açılan yeni pencere ve dağlardan bulutlardan bile yüksek bir yerlerden gelip küçücük dünyasını dostlukla dopdolu kılan Maralı, bütün bunların üstüne Hevo kendisine korku, heyecan ve merak duygularını bir arada yaşadan Mustafa'yı tanıyor. Sırrını kimselerin çözemediği beylerin Mustafa'yı. Peki, bu da okunacak kitaplarda. Bunu ben ilkokuldayken alınmış bir kitap. Ben okudum diyorum. Annem diyor ki okumadın. Ben diyorum okudum, annem diyor okumadım. Ben hala dediğimin arkasındayım. Ben bu kitabı okudum. Mustafa Ruhi Şirin yazmış. Her çocuğun bir yıldızı var. Bu. Bu da onun hayatını anlatıyor. Onun için arkasını okumayacağım. Kitap hakkında bilgi verseydi okurdum. Ve son kitabımız Huzursuz Kaşifler. Suhube Göker yazmış bunu. Zamanlar Arası Geçiş. Bunu da daha hiç okumadım. Okuyacağım.
Sadece şurasını okuyacağım. Korkunç bir sona yaklaştıklarının farkında olmayan insan ırkını uyandırmak gerekmektedir. Sadece burasını okuyorum. Ve evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum bırakmayı, özellikle istek videolar için yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar, kitap ayracını göstermeyi unutmuşum. Tarararam, tatatam. Ve bu vatandaş kitabımızın ayracı. Bunu ben bir aralar kaybettim. Bulunduğuna çok sevindim. Çünkü ben bunu gerçekten çok seviyordum. Kimdir bilmiyorum. Ama tahminimce şu an gösterdiğim kitapların içinde olmayan kitaplarım da var benim. O okuduğum kitaplardan bir seri vardı. Oradaki müdür olabilir bu. Ya da müfettiş de olabilir. Onu tam çözemedim ama bu karakteri, yani böyle bir karakter ben hiç görmedim. Yani okumadım. Ama onun içinden olabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu karakter de kitap ayracımız. Neyse, dediğim gibi kanala abone olun, videoya like atın. Görüşürüz.